Yarış alanına girdiğim zaman tabii o yarış heyecanını yaşamaya başlıyorsun. Ben de zaten o havaya aldıktan sonra o heyecanı zaten yarış startına kadar her zaman yaşıyorum. Parkura gittiğim zaman, girdiğim zaman önce bir keşfetmeye başlıyorsunuz. Hangi yoldan gideceksiniz, hangi çizgiyi kullanmanız gerekir, nereden giderseniz daha iyi randıman alırsınız vesaire. Ben o yolları ilk başta gözlemliyorum. Virajlara bakıyorum, yokuşların uzunluğuna, eğimine bakıyorum. Ama ilk turu tamamladıktan sonra ikinci turda artık hız almaya ve hızlı gitmeye ve hangi virajda nasıl hızla girmem gerektiğine bakıyorum. Tabii o heyecanı starta kadar yaşıyorum ve yarış günü, özellikle yarış günü artık her şeyi unutuyorum. Parkuru unutuyorum. Hangi yerde yer almam gerektiğini unutuyorum. Sadece o düdük sesine, startta verilen düdük sesine odaklanıyorum. Benim böyle bir özelliğim var. O düdük beni benden alıyor. Start noktasına gelene kadar ısınırken bile o heyecanı damarlarımda hissediyorum. Çok büyük bir heyecan. Nabzım çok yüksek atar her zaman. O heyecandan dolayı. Hatta bazen nefes bile alamam. Çünkü o ortam, işte sporcuları görüyorsunuz, hakemleri görüyorsunuz, hakemler sizi çağırmaya başlıyor. 15 dakika, 20 dakika öncesi o kadar heyecan doruklu oluyor ki ben de o ortamın tabii heyecanına kapılıyorum ve bazen nefes bile alamıyorum. Özellikle çok önemli yarışlarda, örneğin Türkiye şampiyonası gibi, Avrupa şampiyonası gibi, dünya şampiyonası gibi yabancı sporcuları gördükçe daha da heyecanlanıyorum. Fakat start aldıktan sonra çok ilginçtir. Bütün heyecanım tamamen kaslarıma yöneliyor, gücüme yöneliyor. Her şeyi bir anda unutuyorum. O start düdüğü çaldıktan sonra tamamen bisikletimle bütünleşiyorum ve sadece tek yapmam gereken yaptığım antrenmanları ve odaklandığım başarıyı, hırsı bir anda yapmam gerektiğini düşünüyorum ve bütün gücümle pedalıma yükleniyorum. Salkano bu yıl Asos 10 ve RS1 Maşa'yla yarışıyorum. XX1 malzeme ki çok istiyorum. Sevgili Bayram abi bana bir torpil yaptı ve XX1 malzememi hemen bu sene elime verdi. Ve Türkiye şampiyonu olmamı istiyor tabii ki. İnşallah bu malzemelerle ve güzel bisikletimle Türkiye şampiyonu olmak için yarışacağım. Tabii ki bisikletin çok önemi var. Bir kere kendinizi onun üzerinde rahat hissetmeniz gerekiyor. Ne kadar iyi bir malzemeyle donanmış olsa da kendinizi onunla bir bütün hissetmeniz gerekiyor. İşte bu noktada yeni bisikletim Salkano Asos 10'la kendimi çok rahat hissediyorum. 3 yarış koştum. Bu 3 yarışta da hiç kendimi yani bisikletin üzerinde rahatsız hissetmedim kendimi. Bir bütün olarak